Bugün bağımsızlığımızın mimarı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün ahirete rihletinin yıl dönümündeyiz. Kendisini atanın izinde ve onun gibi bağımsızlık sevdalısı Profesör Doktor Haydar Baş ve Bağımsız Türkiye Partisi kadroları olarak saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Biliyorsunuz aynı zamanda Kerbela katliamının yaşandığı Muharrem ayındayız. Ehl-i Beyt'i, Kerbela'yı anlamak, Müslümanların içine düştüğü dünya endişesiyle nasıl şeytana ve nefislerine yenildiklerini, ahitlerini bozduklarını hatırlamak için buradayız. Küfürle verdikleri mücadelede sonsuz imanları ile devleşen Hazreti Hüseyin ve ashabının şefaatlerine mazhar olmak için buradayız. Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in Ehl-i Beyt'i konu alan eserleri ve yapılan Ehl-i Beyt programları bugüne kadar üstü örtülmeye çalışılmış olan gerçekleri gün yüzüne çıkarttı. Ve bizi Ehl-i Beyt sevgisi etrafında birleştirdi. Ben biraz Kerbela mateminden bahsedeceğim. Kerbela katliamı gerçekleşmiş, Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın kızları, kız kardeşleri ve çocukları kesik başlarla birlikte Kufe'ye getirilmişti. İmam Hüseyin kanlı bir mücadele ile Emevileri alt etmişti. O belki de hayatta kalarak yapması mümkün olmayan dönüşü katligahım dediği Kerbela'da şehit olarak sağlamıştı. Bundan sonra vazife Kerbela'dan sağ olarak kurtulan bu kişilerin omuzlarındaydı. İmam Hüseyin'in yapmak istediğini bu nurlu yüzler ümmete haykıracak, Kerbela faciasının asırlar boyu diri tutulmasını sağlayacaktı. Bunu halkın birbirine Hazreti Hüseyin neden öldü, neden öldürüldü sorusu sebep olacaktı. İmam Zeynel Abidin kim galip geldi diye soran birisine şu manidar cevabı verdi. Namaz vakti gelip de geldiğinde ezan ve kamet oku. O zaman kimin galip geldiğini anlarsın. Katliamdan sonraki mücadelede simge haline gelen Hazreti Fatıma'nın kızı Hazreti Zeynep, biz Müslüman kadınlar için gerçekten çok güzel bir örnektir. Kurre bin Kasüt Temimi, Ehl-i Beyt'in kesik başları yanlarından geçerken feryat eden Ehl-i Beyt kadınlarını görüp diyor ki, vallahi onların yüzleri güneşten daha parlak ve güzeldi. Unutamayacağım şey, Fatıma kızı Zeynep'in kardeşi Hüseyin yanından geçerken söylediği sözlerdir. Ey Muhammed'im, ey Muhammed'im, sana gökteki melekler selat ve de selam getiriyor. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Hüseyin ise şu otsuz bozkır çölde, tozlara, topraklara, kanlara bulanmış, azaları kesilmiş, biçilmiş, kırılmış, dökülmüş yatıyor. Ey Muhammed'im, senin kızların esir edilmişler, zürriyetin hep öldürülmüşler. Sabah yelleri onların üzerine tozlar, topraklar savuruyor. Onun bu feryadı dost düşman herkesi ağlattı. Hazreti Zeynep Küfe sokaklarında kesik başlarla karşılaşınca ağlayan Küfelilere hitaben diyordu ki, susun, ve devam ediyordu. Çünkü Küfeliler hala yaptıkları ihanetin nelere mal olduğunu farkında değillerdi. Sizin durumunuz, iplerini sağlam eğirdikten sonra tekrar çözen kaca karının hali gibidir. Yeminlerinizi aranızda oyuncak ettiniz. Ne kötü vebal altındasınız. Evet, Allah'a and olsun ki çok ağlamanız ve az gülmeniz gerekiyor. Bu olayın utancını ve şerefsizliğinizi üzerinde taşıyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin torununu, cennet gençlerinin efendisini öldürmek günahından nasıl temizlenebilirsiniz? Hazreti Zeynep yolculuk sırasında elbiselerinin en kötüsünü giyiyor, tanınmamaya çalışıyor, belirsiz olmak istiyordu. İbn Ziyad'ın olduğu yere gelince oturdu. İbn Ziyad, kim bu oturan hanım diye sordu. Sorusunu 3 kere tekrarladı. Ama başı dik Hazreti Zeynep ona cevap vermedi. Yanında ona hizmet edenler dediler ki, o Fatıma kızı Zeynep'tir. İbn Ziyad dedi ki, hamdolsun Allah'a ki ayıp ve kusurlarınızı ortaya dökerek sizi öldürttü. Beyanlarınızı yalana çıkardı. Kendince Hazreti Hüseyin ve ashabının şehit edilmiş olmalarını haklılığına delil tutuyordu. Hazreti Zeynep cevabını esirgemedi. Allah ancak fasıkları resil rüzva eder. Azmış, günaha dalmış olanların asılsız laflarını yalana çıkarır.
Sonra Ali İmran suresinin Uhud şehitleri hakkındaki ayetinden okudu. Çünkü o gerçek bir alimdi. Üzerine öldürülmek yazılmış olanlar muhakkak yatacakları yere çıkıp gideceklerdir. İbn Ziyad karşısında sonsuz imanı ile boy gösteriyor ve onun karşısına iman terazisi koyuyordu Hazreti Zeynep. Allah ahirette seninle onları bir araya getirecek. Allah'ın huzurunda onlarla mahkemeleşeceksin. Yani öleceksin diyordu. Bu iş burada bitmeyecek. Halbuki Hazreti Hüseyin'le mücadele edenler sadece dünyaya iman ediyorlardı. Onların iman ettiği ise ebedi ahiretti. İbn Ziyad Ali bin Hüseyin ile yani Zeynel Abidin Hazretleri ile de konuşmaya başladı. Ve onun da Ehl-i Beyt davasında samimi ve sadık olduğunu görünce öldürülmesini istedi. Ama Hazreti Zeynep yeğeninin önüne geçti. Önce kendisini öldürmelerini istedi. Allah'ın lütfu ile öyle bir set çekti ki imanı ile Ubeydullah ile yeğeninin arasına elleri Zeynel Abidin Hazretlerine değemedi. Esirler Şam Sarayı'na Yezid'in önüne getirilmişti. Onları meraklı gözlerle izleyen devlet adamlarından biri Hazreti Hüseyin'in kızı Fatıma'yı beğenmişti. Yezid'e göstererek dedi ki: "Ey müminlerin emiri, şu cariyeyi bana hediye et." Korktu Fatıma, halasının eteğine sarıldı. Hazreti Zeynep yine dik duruşunu bozmadan ve o imanlı ve alim tavrıyla cevap verdi. "Allah'a yemin ederim ki yalan söylüyorsun. Allah'a andolsun kınanacak bir teşebbüste bulundun. Bunun ne sen ne de Yezid'i kastederek o yapabilir." Öyle dik durmuştu ki Yezid kızdı. Dedi ki: "Asıl sen yalan söylüyorsun. Bu iş benim elimdedir. Eğer bu işi yapmak istersem yaparım." Hazreti Zeynep Yezid'in karşısında Allah'a olan imanı ile cevap verdi. Dedi ki: "Asla. Allah'a yemin ederim ki Allah böyle bir yetki sana vermemiştir. Ancak bizim dinimizden çıkıp da bir başka diniye girdiysen o başka. Yani onu etrafındaki insanların önünde öyle bir köşeye sıkıştırdı ki bir Müslümanın ne yapıp ne yapmayacağını söyledi ve onu orada da alt etti." Yine Hazreti Zeynep Aleyhisselam Yezid'i ezen şu hitabında yer vermekte fayda var. Diyor ki: "Bilmiyor musun ki sana vaat edilen fırsat içine olduğun gibi dışına vurman içindir. Allah'ın şu buyruğunu unutmuş musun? Kafirler kendilerine verdiğimiz bu mühletin kendileri için yararlı olduğunu sanıyorlar. Biz onlara mühlet veriyoruz ki günah yükleri daha da ağırlaşsın. İşte o zaman alçaklık ve rüsvaylık kaynağı olan azaba ulaşırlar." Devam etti. "Bu adalet midir ki senin kadınların, kızların, cariyelerin muhafaza altındayken peygamberin kızları esir? Saygınlık perdelerini kaldırıyorsun. Seslerini boğazlarına tıkıyorsun." Sonra bu kinin sebebinden de bahsetti. Aslında olay ta Hazreti Ali Efendimiz'e kadar dayanıyordu. "Ancak göğsü bize karşı kin ve öfkeyle dolu olan birisinden bundan başka ne beklenebilir ki? Keşke Bedir'de öldürülen atalarım burada olsaydı diyorsun." Ve bunu söylerken de çubukla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oğlunun dişlerine vuruyorsun. Ve sonra yine sonsuz imanıyla devam etti. Çünkü asıl olan ebedi hayat idi. "Sevinme çünkü pek yakında Allah'ın huzuruna çıkacaksın. İşte o zaman keşke bunları demeseydim, yapmasaydım" diyeceksin. Ve yine Zeynel Abidin Hazretleri oluşan her fırsatta halkı uyarıyor, olayın gerçeğini anlatıyor, Küfe halkını ayıktırıyordu. Yezid endişe etti, halkın ayaklanmasından korktu ve Ehl-i Beyt'i Medine'ye gönderdi. Ancak bizlere ders olması bakımından son bir olay anlatmak istiyorum. Zeynel Abidin Hazretleri'nin Küfe'de yaşadığı bir olaydan. Bugün Sabri Bey de altını çizdi. Küfelilerden bir adam, bunu şunun için söylemek istiyorum ki bu insanlar "biz katil olacağız, biz şunu yapacağız, bunu yapacağız" diyerek ortaya çıkmadılar. Buradan kendimizi hesaba çekelim. Acaba biz doğru duruşu sergileyebiliyor muyuz? Küfelilerden bir adam beni gizledi diyor Zeynel Abidin Hazretleri. "Bana çok ikram etti. İçeri yanıma her girişinde ağlıyordu. Kendi kendime eğer yanı hayırlı bir kimse var ise, vefalı bir kimse var ise herhalde budur" diye düşündüm. Nihayet İbn Ziyad'ın tellalı, "Haberiniz olsun ki Ali bin Hüseyin'i
bulup getirene 300 dirhem vereceğiz diye sokaklarda dolaşmaya başladı. Ev sahibi yanıma girdi. Vallahi yine ağlıyordu. Biraz önce elleriyle ikram eden bu insan aynı ellerle boğazına dolandı Zeynel Abidin Hazretlerinin ve korkuyorum diyerek gidip onu İbn-i Ziyad'a teslim etti ve 300 dirhemi aldı. Bakara 174. ayette buyrulur ki az bir bahaya dinlerini satanlar. Şimdi de küçük bir çıkar veya bir korku, bir endişe ile bize Hakk'ın yanında yer almaktan geri koymaya çalışanlar, aynı bahayla bizi satın almak isteyenler olabilir. Unutmayalım ki bugün 75. ölüm yıl dönümünü de bulunduğumuz Mustafa Kemal Atatürk dinini hiçbir şeye değişmedi. Vatanını hiçbir şeye değişmedi. Haydarbaş vatanını, dinini, bayrağını, milletini hiçbir bahaya değişmedi, değişmiyor. Hazreti Hüseyin'in davasına sahip çıkıyor. Biz de onun yanında saf tutarak Hazreti Hüseyin'in davasına, peygamberin davasına, atamızın davasına ve kendi nesillerimize sahip çıkalım.